Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golva.com ve Kayseri Özel Üme Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Videomuza başlamadan önce bir abone olma butonuna basmayı bir de beğeni butonuna basmayı lütfen ihmal etmeyelim. Bu arada üstündeki tişört nasıl arkadaşlar? Venerium'un ya şu logo Venerium <laughs> logosu e, ve bu tişörtü öneririm arkadaşlar günlük yaşam için kullanılabilecek gayet güzel tişörtlerden bir tanesi. Evet Fenerbahçe'mizde Sivas Spor maçının hazırlıkları sürüyor. Biliyorsunuz kupada Sivas Spor'a rövanş maçına çıkıyoruz yarı finalde. Tur geçen taraf finale çıkacak inşallah. Tur geçen taraf biz oluruz. Şimdi Sivas Spor en son Galatasaray karşısında e, e, boy gösterdi. Forma şansı bulan 15 oyuncudan sadece bir tanesi şut atmış. Ceza sahası dışından hiç şutu olmamış. Kaleci hiç kurtarış yapmamış. Hani Kubilay, Doktor Gülkan Kubilay'ın analizlerine göre. Süper Lig'de son 10 yılda böyle bir takım performansı ilk defa görüldü diyor da muhtemelen kaldıkları otelde yedikleri bir şey dokunmuştur. Yani büyük ihtimalle yoksa bu kadar kötü bir performans olmaz diye düşünüyorum. Şimdi İç Anadolu'da bilinen bir fıkra var biliyor musunuz? Duydunuz mu bilmiyorum ama bir gün Rıza Çalınbay uyuya kalmış. Uykusunda bir tane adam görmüş. Ak saçlı bir dede. Demiş ki Rıza sevdiklerinden ya da ailenden bir kişi ölecek. Ama Fenerbahçe'yi yeneceksin. Kabul mü demiş. Rıza Çalınbay bu. Durur mu? Yapıştırmış ceva cevabı. Ya tamamı ölürse kaç farkla yenerim diye. Yani Fenerbahçe'yi yenmeyi bu kadar çok isteyen, Fenerbahçe'ye bu kadar çok düşmanlık tutan Galatasaray karşısında as oyuncularını bile oynatmayan ki zaten Sarkaç Ceza'sı da vardı. Maçtan sonra da pişkin pişkin çıkıp Sarkaç Ceza'sı oyuncularımız vardı. Biz onları bilerek oynatmadık falan diyen Rıza Çalınbay. Fenerbahçe maçına tam kadro çıkıp turu iyi bir şekilde bitireceğiz demiş. Ben Fenerbahçe futbolcularına, teknik direktörüne, başkanına hepsine söylüyorum. Kanınız şeref e, yani kanınız şerefiniz varsa bu maçı alırsınız. Bu Sivas'ı da elersiniz. Yani azıcık omurgalıysanız, azıcık omurganız varsa bunu yaparsınız. Ne derseniz din. Ya burası süperlik. Rezalet rezalet üstüne. Sanki bir yani ben söylüyorum inanmıyorsunuz. Birileri düğmeye basıyor diyor ki şu birinci olsun, şu ikinci, şu üçüncü olsun. Beşiktaş'ın dün Adana Demir maçı vardı mesela hakem yönetimi, Adana Demirsporlara sorun. Hakkımız yenildi. Şöyle oldu, böyle oldu. Yani ben bir şey diyemem. Fenerbahçe'nin Adana Demir maçında çıkıp deseydiniz ya arkadaş tamam yani bu kadar da olmaz ya. Tamam berabere kaldık da Fener'in hakkı yenildi deseydiniz keşke. Tarihi altın harflerle işlerdiniz. Ben hayatımda gerçekten merak ediyorum. Bir takım hakemle kazanıp ya da hakem hatasıyla kazanıp çıkıp da karşı takımda tilerin hakkı yenildi bence maça etki şöyle bir şey oldu diye ne zaman diyecek ki demez derse bütün bilgi birikimini kaybeder. Kimse desteklemez bu takımı. Öyle mi öyle? Ulan al önümüzdeki hafta böyle derler. Okan Buruk'un yüzsüzlüğünü görmüyor musunuz? Gelecek sene de bu hakemler mi devam edecek diyor. Aynen bu hakemler devam edecek. Yani bu hakemler devam etmeyecekse Okan Buruk kaçacak çünkü. Başka başka türlü şampiyon, şampiyon olamaz çünkü. Yani Raşit Da ya verilen penaltılar ama Galatasaray'a sarılanlar Fenerbahçe 60 tane penaltı atmış. Çok güzel ya. Müthiş algı yapıyorlar. Fenerbahçe'li olarak ben hakem şöyle yaptı dediğim zaman çıkıyorlar diyorlar ki siz hep hakeme takılıyorsunuz. Hiç Ali Koç'a bakmıyorsunuz. Ya Galatasaray'a rakipler yattı diyorum. Sivas yattı diyorsun. Hani kendi tabirlerine. Siz hep zaten hatayı başka yerde arıyorsunuz. Kendi başkanınıza bakın. Ya Sivas kalecisi Ali Vural Şasar Fenerbahçe'den gol yiyince Rossi'den şikeci ilan edildi. Benzer golü ikarıda dengedi. Şikeci ilan edilmedi. Siz zaten hep suçu başka tarafta arıyorsunuz. Kendinize bakın. Ali Koç'a bakın diyorlar. Bunların algısına gelmeyin. Yani Galatasaraylı olup eğriye eğri, eğri, eğri doğruya doğru diyen adam sayısı bilmiyorum. Benim hayatımda sıfıra yakın. Yani Hayatımda sıfıra yakın. Kaç tane tanıyorum sıfıra yakın. Kendi lehlerine olunca mübah, aleyhlerine olunca günah diyorlar pozisyonlar. Yani o yüzden de çok ciddiye almıyorum. Yorumlarda da saçmalıyorlar. Yani nasıl yorum yapıyorlarsa ona göre cevap verin arkadaşlar. Açık söyleyeyim. Mesela Mete Kalkavan Ankara gücünün net golünü gitti, iptal etti. Yani penaltı diye düdüğü bir saniye geç çalsa, iki saniye geç çalsa Ankara gücü gol atacak ama neyse ki hakeme rağmen kazandı. Sezgin gelmez. Bir de şu var. Galatasaray tehditle, şantajla hani tehditle, şantajla özel odalarınıza girdik. Birilerini aracı tuttuk. Var kayıtlarını ele geçirdik. Yani biz kriptolarla bir şeyler yaptık demesine şampiyonluk hediye ediliyor. Sonra diyorlar ki elimizde belgeler var. Şimdi Sezgin Gelmez demiş ki elimizde belgeler var. Açıklayacağız dediniz. Çok eleştirildiniz. Erden Timur da aynı şeyleri söyledi. Siz o belgeleri açıkladınız mı? Demiş. Abdurrahim Mal Bayrak'ta demiş ki onları sonra görüşelim demiş. İşte Galatasaray ahlakı bu. Kazanmak için her yol mübah. Her yol mübah. Yani hiç helal, haram umurunda değil. Yeter ki kazansın. Bu başka bir şey değil arkadaşlar. Başka hiçbir şey değil. Yani ya ben ömrümde böyle bir saçmalık görmedim ya. Ya bakın önümüzdeki seneden itibaren ben size söylüyorum bak tehlikeyi söylüyorum. Bunlar olacak. Bak Mustafa Hoca bir şey söyler. Kurulmuş saat gibi bunlar gerçekleşir. Söylüyorum. Önümüzdeki sene kim dara düştü? Misal veriyorum. Beşiktaş'tan Galatasaray şampiyonluk yarışında. Beşiktaş çıkacak diyecek ki sokakları tinere şey sokakları bilmem ne gölüne çeviririz diyecek mesela. Der mi der? Ne bileyim başkası liderlik yarışına girecek. Diyecek ki kan gövdeyi götürür. Demedi mi Galatasaray Asbaşkanı? Başkanı? Savaşsa savaş. iç savaş. Öyle bir şeyler söyledi. İç savaş mı dedi? Yok savaşsa savaş dedi. Demedi mi? Dedi. Alın bakın. Hem de videolu, görselli şekilde canlı yayında söyledi. Yani ben bu sene Galatasaray'ın şampiyon yapıldıktan sonra bundan sonra artık tamam orman kanunları geçerli. İyi top, iyi futbolcu. Yok. Tehdit, şantaj. Ne bileyim arkaya lobi alacaksın. Başka türlü çaren yok. Fenerbahçe'ye geçelim ya. Boş verin bunları. Çünkü Fenerbahçe'den çok fazla konuşmamız gereken şeyler var. İki tane transfer e, konuşacağım bu kısımda. E, başka nereyi konuşalım? Ya e, Mustafa Hoca yine bildi köşesinden başlayalım. Çünkü Mustafa Hoca yine bildi köşesi çok güzel bir köşe. Herkes ne dedi? Arda Güler 1500 dakika oynamasa 5 milyon euroya gelecek bir kişi hariç. Sercan Hamzoğlu dün itibariyle dedi ki Arda Güler 1500 dakikayı dolduramazsa 5 milyon euro olan serbest kalma maddesi devre dışı bırakılıyor. Taraflar arası sözlü anlaşma yapıldı. Arda'nın şu an 1216 dakikası var. 1500'ü geçerse 17,5 milyon euro olacak serbest kalma maddesinin de devre dışı kalması için prensip anlaşması sağlandı. Ben size söyledim. Ben size bunu çok söyledim. Defalarca söyledim. Aman dedim herkese inanmayın. Bak sizi kandırıyorlar dedim. İnanmayın dedim. Kandırıkçı çok dedim. Parakçı çok dedim. İnanmadınız. Alın. Buyurun arkadaşlar. Hocam peki böyle bir madde var mıydı? Belki de böyle bir madde hiç olmamıştır. Ali Koç çıkar yarın bir gün ki böyle bir madde hiç olmadıydı ki der. Sonra dersiniz ki Mustafa hocam sen demiştin. Böyle bir madde vardı. Yani, yani yok yok edildi. Öyle söyleyeyim. Kimseye de kıvırmanın lüzumu yok. Şimdi 3 tane isim. 1. Zapata 2. Origi 3. Mert Müldür. Üçünü de konuşalım. Birincisi. Atalanta'nın Santraforu Zapata'nın menajeri Fenerbahçe'ye öneri meyili attı. Evet. Sercan Hamzoğlu bu bilgiyi verdi. %100 doğru. Fenerbahçe oyuncuyu inceledikten sonra cevap verecek. Now now. Now now arkadaşlar. Bakın 32 yaşında. Kolombiyalı. 155 gol 64 asist Santrafor. Ee, Sinan Engi de Fenerbahçe'nin gündeminde diyor. <laughs> Sercan Hamzoğlu'nun dediği gibi inceledikten sonra cevap verecek. Allah aşkına bak. Fenerbahçe'ye net isim lazım. Bak. Bak şu aile cevap Pedro. Bence ikisi de eş değer. Aynı ayarda futbolcular. Yani eş değer ayarda futbolcular. Şimdi Fenerbahçe'ye ne lazım? Firmino lazım. Fenerbahçe'ye ne lazım? Ne bileyim Musa Dembele lazım. Hocam iyi de Zapata da kötü bir futbolcu değil. 32 yaşında işte. Kaç gol kaç asist çekerim? Hocam bu sözün 27 maç 2 gol 5 asist. 1510 dakika. Fenerbahçe'nin buna ihtiyacı var mı? Lan bizde 15 tane Zapata var. Bizde 15 tane Zapata var. Ya geçin şu vasattı. Geçin şu şeyli. Ee, sen diyorsun ki rakip Icardi ile şampiyon oldu. İkinci kim şu? Üçüncü kim şu? Altıncı kim? Altıncı yok. Nasıl altıncı yok? Hocam Icardi. Torreira, Oliviera, Sakaboy, Muslera. Hadi bir de Kerem Aktürkoğlu ya da Nelson. Kerem'i de saymıyorlar. Nelson. 5 tane 6 tane isim saydım. Hani Oliviera'yı da saymıyorlar. 5 isim diyelim. Sakaboy, Nelson, Torreira, Icardi bir de Muslera. Muslera da son haftalarda saçmaladı. 4 isim. Demek ki sana 4 tane yıldız lazım. Ferdi var Arda Güler var. Başka? Yıldız dediğiniz kim var arkadaşlar mesela? Hani bunu şu açıdan söylüyorum. Size göre kim? Zapata bunları karşılar mı? Karşılamaz. Geçiniz. Milan Fenerbahçe'nde ilgilendiği Divock Origi için 7-8 milyon euroluk bir bon servis talebinde bulunuyormuş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu haber La Gazette, Dallas Sport'ta da yayınlanmış. Şimdi Fenerbahçe Origi'yi kadrosuna katmak istiyor. Doğruya doğru. Doğruya doğru, doğru. Yalnız benim az önce söylediğim hani yardımcı forvet rolünde mi? Hütür forvet rolünde mi? Yani şöyle söyleyeyim. Batshuayi mi? Firmino mu? Şimdi bakalım. 18 Nisan 95. 28 yaşında. 189'luk forvet 8 milyon euro. Piyasada yer var. Belçika milli takımının az yedek oyuncusu. E, Adoptor şikayeti varmış. Geri dönüş bilinmiyormuş. Bedelsiz olarak 5 Temmuz 2022'de almışlar Liverpool'dan. Yani İngiltere'nin tozunu yutmuş. E, Fransa Ligi'nin, Alman Ligi'nin tozunu yutmuş. 35 maça çıkmış. 2 gol 1 asist. Soruyorum size. Origi'yi ister misiniz? Ben istemiyorum. O kadar basit. Ben istemiyorum. Ya kariyerinde 316 maça çıkmış. 66 gol, 28 asist. Yani istediği kadar Fenerbahçe harekete geçin. Hocam şöyle böyle falan filan. Ya geçin. Bak Origi'yi almak ahmaklıktır. Hocam yarın bir gün gelir, kütür kütür oynar, sen de rezil olursun. Kardeşim ben istatistiksel konuşuyorum. Bak futbolcuyu alırsın Belki de dediğiniz gibi. Kütür kütür tutar. Her maç iki tane atar. Keşke lan öyle bir tra transfer yapsak. Yani keşke öyle bir transfer yapsak. Düşünsene aldığım forvet kütür kütür her maçı iki tane for gol atıyor. Lan keşke. Keşke. Aldığım forvete önlem önlem alamıyorlar. Gerçi Konya'da gider haksız kırmızı kartla. Engellerler. İkinci yani son isim Mert Müldür ismi. Şimdi Mert Müldür ilgili sosyal medyayı duymuşsunuzdur. Hocam biz sosyal medyayı duyduk sana ne gerek var? Doğru söylüyorsun bana ne gerek var? Ben burada sizin bilgilerinizi okşuyorum. Ben burada sizin bilgilerinizin içine taze bilgiler eklemeye çalışıyorum. Şimdi mesela e, Mert Müldür. Fenerbahçe Mert Müldür için 2,5 milyon euro teklif etti. Sağ, o sağ ol sağ 5 milyon euro bon servis bedeli istedi diyor haberden. Mustafa Hoca ne demişti? 4 milyon euro ve altına alma imkanımız var diyordu. Doğru muyum? Doğru. Şimdi size çok basit bir soru sorayım. Bak çok basit bir soru soracağım. Mert Müldür Fenerbahçe'ye geliyorsa kim gidiyor? Ferdi mi Usai mi? Ben oyumu Usai'nin yana kullan. Çünkü Türk kuralı devam edecek. Önümüzdekisine sene 3 tane Türk oynatmak zorundasın. Usai Samuel'in ben gideceği görüşündeyim. Hatta Usai Samuel yolun açık olsun Usai Samuel i̇lk yani kap geldi diyeyim hatta. Son dakika Fenerbahçe'den kap geldi. Yolun açık olsun. Kral Hocam ya Allah'ını seversen sen buradan bunu mu çıkarttın? Belki de bilmediğiniz açıklayamayacağım şeyler var. O sayı Samuel 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Sözleşmesinin bitimine 2 yıl var. 1,75 boyunda sabit. Nijeryalı ancak İngiltere e, ee, doğumlu ya da İngiltere pasaportu var. Nijerya milli takımında da bir maça çıkmış. Bir maça çıkmadı ya. Yanlış eklemişler burayı. Hazırlık maçlarını falan saymamışlar. 3 maça çıktı diye biliyorum. Hatta 3 ya da 4 maça. İkisinde de maçın adamıydı hatta. Üst adele yırtığı varmış o sayının. Hakikaten ne? Üst adele yırtığı. Sözleşme görüşme. Ee, başka bir şey olmasın bu sakatlık? Hani çok önemli bir zamanda gidip yüz yüze görüşme sakatlığı olmasın. Zira Osayi Samuel'in ailesi İngiltere'de. Osayi de İngiltere'ye gitmek istiyor. Bilin bakalım İngiltere'den hangi takım ilgileniyor. Bir de şunu söyleyeceğim. 36 maça çıkmış. Bir asisti var. 2213 dakika oynamış. Yani bir asist. Sadece bir asist. Ee, başka bir şey daha söyleyeyim mi? İngiltere'den bir kulüp. Keş 12 milyon euro verse o satar mısınız? e, ee, özür diliyorum 12 artı bonuslarla 15'e çıkacak bir fiyat. O sayıyı satar mısınız? Hocam seni bile satarız. Lan beni satmayın da o sayıyı satar mısınız? Satarız. 12 artı bonuslarla 15'e çıkacak bir fiyat. Peki şimdi o sayı cepte. Bak bütün samimiyetimle söylüyorum. Aldığım duyumlar ve şifreleri birleştirerek söylüyorum. Yolun açık olsun o sayı Samuel. İngiltere'de başarılar o sayı Samuel. Bu bir. 500 525 bin euroya mı 505 bin euroya mı ne almıştık hani o zamanın şeyinde sözleşmesini feshetsin hemen diye devre arasında. 15 e 2. 15'e o sayıyı gönderdim. 2,5 milyon euroya Mert Müldür alsan. Türk, Türk milli takımının oyuncusu 1.84 boyunda. Atadan aileden Fenerbahçeli. 5 milyon euro transfer market değeri var ama Fenerbahçe'ye gelince siz görürsünüz onu. Zamanında 10 milyon euroları görmüş sağ sağladı ancak <laughs> beklenen çıkışı gerçekleştirememiş. 2,5 milyon eurodaki olay da şu. Bu sezon sadece 2 maça çıkmış. 52 dakika. Birçoğunuz bana şunu söyleyeceksiniz. Ya hocam Allah'ını seversen. Yani bu kadar az oynamış. Şöyle yapmış böyle yapmış. Bu futbolcu eder mi? Alınır mı? Şöyle mi böyle mi? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Hızlı. Atik. Ayağına hakim. Futbol bilgisi yüksek bir oyuncu. Sağ stoperde de kullanabileceğim bir oyuncu. Ama öncelik tabii ki de sağ back. Ferdi Kadıoğlu Türk. Arkasında bekleyen Mert Müldür de Türk olsan. 2,5 milyon euro alsan. Ne kaybedersin? Arkadaşlar bakın. 3 Türk kuralını unutmayın. Bir daha söylüyorum. 3 Türk kuralı. Şimdi ben size bir ekleme yapayım. 10 numara pozisyonda Arda Güler yedeği İrfancan Kahveci. Sağ bekte Ferdi Kadıoğlu yedeği Mert Müldür. Bak şimdi dikkat. Kalede Altay Bayındır yedeği İrfancan Can Erbat. Hocam o olmaz. Kalede Livakovic yedeği İrfan Can Eğribayat. Hocam o zaman kabul. Livakovic'i kabul ediyorsanız sağ de Mert Müldür'ü kabul edin. Ferdi'nin arkasına. Bunları kabul ediyorsunuz. İrfan Can arkasına da şey Arda Güler'in arkasına da İrfan kabul edin. Belki orada bir Lincoln de denenebilir zaman zaman. Orta sahada da İsmail Mert Hakan belki de bozulmayacak tandem ya da İsmail durur. Sahbuki, sağ, bek, kanatta da mesela Emre Mor falan durur. Bunu unutmayın. Şimdi gelelim Mert Müldür'e. Mert Müldür için 2.5 teklif etti. Sağ sağlı 5 istedi. Bu 4'te buluşulmaz. Eğer iki buçuğa Fenerbahçe'nin alma imkanı varsa ben size bir şey söyleyeyim. Tarihi bir transfer olur. Niye? 24 yaşında 196 maça çıkmış. 9 gol, 20 asist ve milli takımda da oynuyor. Arkadaşlar bakın. Sosyal medyada bazı haber kanalları diyor ki Fenerbahçe sağa sola ile ilgili olası Ferdi Kadıoğlu satışından sonra oyuncuyla temaslar sıklaşacak. Ferdi Kadıoğlu değil. Osayi Samuel. Yolu açık olsun. Bak ben öyle haybeden şey yapmam. Beni bilenler bilir. Ben böyle bazen dalga geçiyor gibi haber veririm. Ama aslına bakarsanız haber çok ciddidir. Ee, önemli duyumları bir kere söylerim genellikle. Ee, çok önemli duyumlarda öksürmeyi falan tercih ederim ya da sakal kaşımayı tercih ederim de tıraşlı olduğum için. Eğer transfer döneminde sakallıyken birdenbire sakalı kesip üstüme de forma giyip video çekiyorsam o videoyu ölüm pahasına da olsa izleyin. O videoyu izlemeden ölmeyin. Yani bu bizim kanalın bazı şifreleri tabii ki de açık açık söylüyorum videolarda ama videoyu izlemiyorsanız dikkatiniz daha anıksa bir şey diyemem. Buraya kadar anlaşıldı. Yani biz bu videodan ne anlamalıyız? Bir, Origi için görüşülüyor. 7-8 milyon euro verilmez. Kesinlikle ve kesinlikle kabul etmiyorum. Ve ben Origi Fenerbahçe'ye gelmez diyorum. Bu bir. 2 Mert Müldür için 2.5'a falan alma fikrimiz doğru. Alabilirsek muhteşem bir yedek. Ve sahabe Türklemiş Türk demiş olursun. Süper olur. Üç, Duvan Zapata. Zapata'nın menajeri bizi önerdi. Serzen Hamzoğlu'nun dediği gibi. Biz aslına bakarsanız kabul etmedik arkadaşlar. Ee, bizim baktığımız isimler farklı. Şunu da söyleyeyim. Bak aklınızda yer edinmesin. Hocam sözleşmesi bitecek 500 tane futbolcu var. Sözleşmesi bitecek futbolcu 4 milyon euro bonservis bedeli şey imza parası istiyor. Sözleşmesi süren oyuncu 4 milyon euroya getirebiliyorsun. Böyle bir dünyada yaşıyorsun. Ya yaşlı yıldız e, ya sözleşmesi bitmiş yaşı eh işte orta seviyedeki yıldız alabilirsin. Başka türlü yıldız alamazsın. Yani 23 yaşında bir yıldızı Fenerbahçe'yi hayal edem etmeyin. Etmeyin. Ki Galatasaray Zaniyola'yı aldı. Gördünüz Zaniyola'dan ne çıktı. Anlatabiliyor muyum? Ee, o sayesinde Samuel'in yolu açık olsun. Arda Güler'le devam. Ferdi Kadıoğlu'yla devam. Sivas maçını inşallah onurlar varsa kazanırlar. Benim bu, bu kısımdan aktaracaklarım bu kadar. Bakın 18 dakika geçmiş oldu. Diyorsunuz ki hocam bu kadar niye uzuyor? İşte bu yüzden uzuyor. Detaylı anlatmasam aklınızda soru işaretleri kalıyor. Bak sizin sorabileceğiniz bütün soruları soruyorum. Anlatabiliyor muyum? Hocam Ferdiye ne kadar gelirse gider 30 milyon euro. Hocam Origi'yi bedava verseler alır mısın? Almam. Almam. Ha, Firmin oy alırsam, bak şu şuayı 15'e satarsam, Valencia'ya giderse, Joao Pedro'yu 20'ye satarsam Origi'yi alırım, niye almayayım? Onu 15'e, onu 20'ye satarsam niye almayayım kardeşim? Ama şu konjektürde asla almam. Zabata'yı asla almam. Bak bizlik adam değil bunlar. Umarım anlatabilmişimdir. Görüşmek üzere sevgili dostlar. Bir de beğeni çok görmeyin ya.